yaklaşık 302 bin metrekare yüz ölçümüne sahip orta büyüklükte bir ülke olan İtalya, coğrafi konumu itibariyle ılıman bir iklime sahiptir. Şeklinden dolayı çizmeye benzetilen ve 51 UNESCO Dünya Mirası alanına sahip olan ülke, dünyada bu alandaki rekoru elinde tutmaktadır. Avrupa Birliği ve NATO'nun kurucu ve önde gelen üyelerinden olan İtalya, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasındadır. İtalya'nın Avrupa kültürel ve tarihi mirasına büyük katkıları olmuştur. Roma İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış toprakları, Hristiyanlığın Katolik merkezinin merkezi olan Vatikan'ı da çevrelemektedir. Tarihi boyunca kültürel miras açısından büyük zenginlikler üretmiş olan İtalya, çok popüler bir turistik destinasyondur. 61 milyonluk nüfusu ile İtalya, Avrupa'nın en kalabalık 4. ülkesidir. G7, Avrupa Birliği, NATO, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara üye olan ülke, dünya siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ekonomisi ile hem yaşam kalitesi endeksinde hem de gayri safi milli hasıla sıralamasında dünyada 8. sıradadır. Dünyada en çok ziyaret edilen 5. ülke olarak da turizmden önemli bir gelir elde etmektedir. Akdeniz'in en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardunya adaları İtalya'da bulunmaktadır. Ülkenin kuzey sınırlarını büyük oranda Alp Dağları oluşturur ve Alp Dağları'nda Fransa, Slovenya, Avusturya ve İsviçre ile komşudur. Çok farklı doğal güzelliklere sahip olan ülkenin Alp Dağları çevresinde görülmeye değer göller, kasabalar ve kayak merkezleri vardır. Dünyaca ünlü kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bu coğrafyada Aosta Vadisi, Piedmont, Trentino, Veneto gibi birçok popüler bölge bulunur. Ayrıca Alp Dağları'nda iklim de oldukça serttir. Kuzeyde Alp Dağları'ndan Orta İtalya'ya ve kıyılara kadar çok farklı bir faunaya ve floraya sahiptir. Alplere, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve Akdeniz'e özgü çeşitli canlı türleri İtalya'da yaşamaktadır. Bu anlamda Avrupa'nın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinin başında gelir. Ülkenin en popüler turist noktalarından birisi de Toskana bölgesidir. Ülkenin 20 özerk bölgesinden biri olan Toskana'nın başkenti, İtalyan Rönesansı'nın da merkezi olarak kabul edilen Floransa'dır. Tarih boyunca sanatın merkezlerinden biri olan Floransa'da, dünyaca ünlü pek çok sanatçı, mimaride, sanatta ve edebiyatta çok önemli eserler vermiştir. Pisa Kulesi ile ünlü Pisa şehri de yine Toskana'da bulunur. Ayrıca Toskana, doğal güzellikleri ve köyleriyle de önemli bir turizm merkezidir. Doğuda Toskana, batıda Fransa'nın Côte d'Azur bölgesi ile komşu olan Liguria bölgesi de Portofino, Cinque Terre gibi birbirinden güzel sahillere sahip kasabaları ile ünlüdür. Ayrıca İtalya'nın yine en popüler şehirlerinden olan ve Ceneviz Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmış olan Cenova da burada bulunur. Kuzeydeki eyaletlerden Lombardiya'nın başkenti de İtalya'nın ikinci büyük şehri olan Milano'dur. Milano Katedrali gibi birbirinden heybetli birçok yapıya sahip olan şehir, Milano Moda Haftası ile de meşhurdur. Lombardiya'nın doğusunda ise Veneto bölgesi bulunur. Bu bölgenin başkenti olan Venedik'te tarihte önemli bir yer edinen Venedik Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmıştır. Kanalları ve pek çok tarihi yapısı ile ünlü Venedik'te her yıl binlerce turistin akınına uğramaktadır. Veneto'nun güneyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinin merkezi ise kırmızı şehir Bologna'dır. Güneyde bulunan Napoli ise kuzey ve güney İtalya arasındaki kültür farkının en iyi görüldüğü şehirlerden birisidir. Pizza'nın merkezi olan şehir, tarihi eserleri ve sahilleri ile bir turizm merkezidir. İtalya'nın başkenti Roma ise ülkenin ortasında bulunur
yüzyıllar boyunca medeniyetin başkenti olarak kabul edilen Roma, eşi benzeri bulunmayan tarihi zenginlikleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olarak görülür. 2016 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 13. şehri, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 3. şehri olarak yerini listelerde almıştır. Pek çok devletin hüküm sürdüğü Roma'da bulunan Vatikan'sa Katolikliğin merkezidir. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra İtalyan mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ve içkileri en beğenilen mutfaklardan birisidir. Dünyanın dört bir noktasında İtalyan yemeklerini sunan restoranlar bulunmaktadır. Zeytinyağı, parmesan, kekik, sarımsak gibi bilinen birçok malzeme mutfağın temelini oluşturmaktadır. Uzun yıllar boyunca küçük krallıklar olarak varlık göstermiş olan İtalya'nın o dönemden kendisine miras olan 20 bölgesi arasında gelenek görenek, kültür ve dil açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Dil farklılıkları özellikle çok çarpıcıdır. İtalyanlar, ülkelerinin kuzey ve güney olarak böldükleri iki kısmı arasında büyük farklılıklar görürler. Milano, Floransa ve Venedik gibi daha zengin kuzey şehirlerinde yaşayan İtalyanlar, kendilerini Napoli ve Sicilya gibi daha yoksul güney şehirlerinde yaşayan İtalyanlardan üstün görme eğilimindedir. Kuzey ve güney İtalya şehirlerinde misafirperverlik ve cana yakınlık açısından da büyük farklar vardır. Kuzey insanları güneye oranla daha mesafelidir. Son yıllarda Kuzey Afrika'dan gelen göçlerin artmasıyla da ülke çok kültürlü bir yapı kazanmaya da başlamıştır. İtalya'nın tarihini 200 bin yıl öncesine dayandıran izler keşfedilmiştir. Romalılardan önce Avrupa ve Asya'dan gelen pek çok kavim İtalya'da yaşamıştır. Milattan önce 1. yüzyılda Jül Sezar'ın hükümdarlığı döneminde Roma İmparatorluğu sınırlarını hızla genişletmiştir. Milattan sonra 395 yılında Doğu ve Batı İmparatorluğu olarak ikiye ayrılana kadar Britanya'dan İran'a kadar çok geniş topraklara hükmeden Roma İmparatorluğu, Batı medeniyetlerinin gelişmesinin temelini oluşturmuştur. Batı dünyasını her anlamda etkileyen imparatorluk, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olarak kabul edilir. Orta Çağ'daki barbar kavimlerinin akınları sonucunda Roma İmparatorluğu'nun önce Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması, ardından İtalyan topraklarında kalan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla küçük krallıklara ayrılan İtalya, Avrupa medeniyet tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Rönesans dönemine de ev sahipliği yapmıştır. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun da hakimiyetine giren İtalya, uzun yıllar boyunca Avrupa'nın hakim gücü olmuştur. 19. yüzyılda Avrupa'da yükselen milliyetçilik akımının etkisiyle gerçekleşen sayısız savaş sonucunda 1871 yılında ulusal birliğini sağlayan İtalya, 1948 yılında kendini cumhuriyet olarak tanımlamıştır. Uzun yıllar küçük ve komşu krallıkların üzerinde varlık gösterdiği bir yarımada olan İtalya, 20 bölgeye ayrılmaktadır. Başkenti Lazio bölgesinde yer alan Roma'dır. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya'nın içinde yer alır. Katolik inancının merkezi olarak Papalık, Roma şehrinde yer alan Vatikan'da bulunmaktadır. İtalya'nın en popüler turistik şehirleri arasında Roma, Milano, Napoli, Palermo, Floransa, Bari, Venedik, Verona ve Pisa vardır. Güney Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan bir yarımada olan İtalya, kuzeyde İsviçre, Fransa, Slovenya ve Avusturya ile sınır komşusudur. İki büyük Akdeniz adası olan Sicilya ve Sardunya da İtalya'ya bağlıdır. İtalya'nın resmi dili İtalyancadır. Nüfusun tamamının İtalyanca konuştuğu ülkede İspanyolca, Fransızca ve İngilizce en çok konuşulan yabancı dillerdir. İtalyan nüfusunun büyük çoğunluğu Roma Katolik Kilisesi'ne mensuptur. Ancak
tüm Hristiyanlık mezheplerinin yanı sıra büyük bir Yahudi cemaatine de ev sahipliği yapmaktadır. İtalya'ya son 100 yılda Kuzey Afrika ve Asya'dan gelen toplu göçlerin sonucunda Müslüman ve Budist nüfus da artmıştır. Son nüfus sayımlarına göre ise ülke popülasyonunun %20'si agnostik veya ateisttir. Uzunlamasına yayılmış bir ülke olan İtalya'da enlem farklılıklarına bağlı olarak iklimsel çeşitlilik söz konusudur. Yarımadanın kıtaya eklemlendiği kuzey kesimde nemli bir kara iklimi, bu bölümün deniz kıyılarında ve orta bölümlerinde ise nemli, yarı tropikal iklim özellikleri görülür. Liguria ve Toskana'nın sahil kesimlerinde ve ülkenin güney bölgelerinde ise büyük oranda Akdeniz iklimi hakimdir. Sıcaklıklar kışın kuzeyde 0 derece ile güneyde 12 derece ortalamasında, yazın ise kuzeyde 20 derece ile güneyde 30 derece ortalamasındadır. Kuzeyde Alp Dağları'nın bulunduğu bölgede ise sert bir iklim hakimdir. Bu bölgede yazlar kısa sürerken kışlar kar yağışlı ve soğuk geçer. Milano, Bologna, Torino gibi kuzey şehirlerinde karasal iklim görülür. Güneyde ve deniz kıyılarında Akdeniz iklimi görüldüğü için yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar da ılık geçer. İtalya'da kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yüksek olup farklı alanlara yönlendirilmiş bir sanayi ekonomisi ve gelişmiş bir altyapı mevcuttur. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve The World Factbook'un 2014 raporlarına göre İtalya, dünyanın 9. Avrupa'nın 4. Euro bölgesinin 3. en büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamada da dünyanın 9. Avrupa'nın 5. en büyük ekonomisidir. İtalya'nın dünyaya ihraç ettiği ana mallar, mühendislik ürünleri, tekstil ve giyim, üretim makineleri, nakliye ekipmanları, kimyasallar, gıda, içecek, tütün ürünleri, mineraller ve demir içermeyen metallerdir. İtalya, ekonomisinin dayandığı ana endüstriler ise turizm, iletişim, makina, çelik, kimyasal, ilaç, gıda işleme, tekstil, motorlu taşıtlar, beyaz eşya ve giyimdir. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan İtalyan mutfağı, bölgelere göre büyük farklılıklar göstermektedir. İtalyan mutfağı, basitliğe ve minimalizme önem verir. Çoğu yemeklerde 4 ile 8 arası malzeme bulunur. Detaylı hazırlama yöntemlerinden ziyade malzemelerin kalitesi önemlidir. Malzemeler ve yeme alışkanlıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Peynir türleri ve şaraplar İtalyan mutfağının vazgeçilmezleridir. DOC adı verilen coğrafi işaret yönetmeliği çok sıkı bir biçimde uygulanmaktadır. Kahve, özellikle de espresso, İtalyan mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. İtalya'da kafe kültürü bulunmamaktadır. Kahve tüketilen yerlere bar adı verilir. Bunun dışında ristorante denilen restoranlar ve trattoria adı verilen lokantalar vardır. Bu anlamda Türk kültürüyle bir paralellik söz konusudur. Ağırlıklı olarak kırmızı et yemeklerinin satıldığı yerlere rosticeria denilir. Bir deniz ülkesi olan İtalyan mutfağında deniz ürünleri, özellikle de kabuklular önemli yer tutar. İtalyanca'da pasta kelimesiyle ifade edilen makarnalar İtalyan mutfağının en zengin kısmıdır. Sayısız kesim yöntemiyle pek çok isim alan makarnalar ayrıca aromalı ve renkli olarak da üretilmektedir. Ev yapımı makarnaları çok lezzetlidir. İtalyan ev yemekleri ile restoran yemekleri farklılıklar gösterir. Pek çok şehirde İtalyan ev yemeklerini yiyebileceğiniz küçük lokantalar vardır. Pizzeria adı verilen pizzacıların hemen hemen tamamında dilimle satılan odun fırını pizzası bulabilmeniz mümkündür. Pizzanın ana vatanı İtalya'daki başkenti Napoli'dir. Pizzanın icat edildiği yer olan Napoli, manda mozzarella peyniri ile de meşhurdur. Bir diğer meşhur İtalyan peyniri olan parmesan, Parma bölgesinin peyniridir.
Diğer meşhur İtalyan yemekleri arasında risotto, lazanya ve tiramisu sayılabilir. Zeytinyağı denince de akla ilk İtalya gelir. Floransa'nın az pişmiş ızgarası Floransa bifteği, Siena'nın sadece su ve undan yapılan Pici isimli makarnası, kuzey bölgelerinin daha çok kışın tüketilen polentası, Sardunya Adası'nın domuz etinden kızartılarak yapılan porchettosu ünlüdür. Sicilya ise tatlılarıyla meşhurdur. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.